Değerli izleyenler, sizlere biliyorsunuz haber vermiştim. Evet, demiştim ki tatbikat yapacağız, İran'a karşı karşılık vereceğiz. Yayınımı devamlı izleyenler bilirler. Dünyada ilk defa bu kanalından duydunuz bu karşılığı. Evet, şimdi açıklandı. Yine evet, bu konuda ilk haber veren olduk değerli izleyenler. Hemen konu ne? Onu merak ediyorsunuz. Bakıyoruz görüntülere. Hamene'yi ağlıyor. Raisi ağlıyor. Ağlayın, ağlayabildiğiniz kadar ağlayın. Geldi Türkiye. Türkiye'yi hedef alan sözler kullandı. Örtülü kullandı Hamaney. Buna da değineceğim. Raisi, ağla. Ağlayabildiğin kadar ağla. Bu konuşmasında diyor ki Hamaney, başka ülkelere güvenerek yola çıkarsanız sular altında kalırsınız. Yahu bunun cümlesi şu: Türkiye'ye ve Pakistan'a güvenerek adım atarsan bunun karşılığında diyor sen sular altında kalırsın. Aliyev hükümetine de dedi, kazdığınız kuyuya düşeceksiniz. Ey Hamaney, ey Hamaney, ben önceki yayında dedim fazla demeyeceğim. Çünkü konumuz tatbikat. Asla ve asla Azerbaycan kimseye yanlış yapmadı. Kuyuya düşecek biri varsa o da sensin. Ama Türkiye'yi hedef alacak şekilde Azerbaycan'a şunu söyleyemezsin: başka ülkelere güvenerek bize kabadayılık yapma, sular altında kalırsın. Sen baraj mısın? Nehir misin? Neysin? 20 yıldır İsrail'e, Amerika'ya veya başka ülkelere konuştun. Ne yaptın ya? Ne yaptın? Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan meclisin kürsüsünden dedi: kalben bağlıyız Karabağ'a, kalben bağlıyız Azerbaycan'a. Azerbaycan'a da gideceğim. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız bunu deyince birçok alanda da hızlı adımlar yine gelmeye başladı. Evet, Sayın Komutanımız, gururumuz, evet ordumuzun komutanı Sayın Akar'dan da evet güzel bir haber geldi. 5 Ekim ve 8 Ekim arası Nahçıvan'da sarsılmaz kardeşlik tatbikatı geliyor. Sayın Akar'ın 2. Karabağ Savaşı öncesi Azerbaycan ve Türkiye arasındaki tatbikattaki o müthiş konuşmasını evet hatırlıyorsunuzdur. Evet, az kaldı. Az kaldı değerli izleyenler. Şimdi de öyle bir tatbikat yapacağız ki Nahçıvan'da İran ödürüp kalacak. Ödürüp kalacak. İşte budur güç. Budur mukavemet. Serbest kürsü olarak dedim ki İran'ın bu yaptığı tazike, İran'ın yaptığı bu yaptığı hamleye Nahçıvan'da öyle bir büyük tatbikatla karşılık vereceğiz ki İran bir daha yukarıya bakamayacak. İran, Hamaney, hepsi yaptıklarını karşıya atıyorlar. Ermeni'ye yardım yaptılar. Onlar şimdi Azerbaycan'a iftira atıyorlar. Ama kardeş Türkiye iyi ki var. Kardeş Pakistan iyi ki var. İyi ki varsınız Turan. Türk askeri, tabii ki Türkiye askeri, Azerbaycan'daki Türk askerleriyle beraber Nahçıvan'da taarruz tatbikatı yapacak. Savunma ve taarruz ağırlıklı yapılan bu tatbikat aynen 2. Karabağ tatbikatından önceki o müthiş tatbikat gibi olacak. Ermeni analistler 2. Karabağ Savaşı başlamadan en son yaptığımız tatbikattan ürkmüşler. Bunlar savaş mı açacaklar? Nasıl gerçek gibi bir tatbikat yaptılar? Baka kaldık demişlerdi. Şimdi kahraman askerler dünyaya yeni bir tarih yazacak. Tatbikatların anası geliyor. Evet, tatbikatların anası. Karada, havada ve her yerde güçlü bir şekilde mukavemet ve savunma. Bunun karşısında düşmana da gereken mesajı verme bizim işimiz. Biz asker doğduk, asker gideriz. Biz askerliği her şeyden çok severiz. Evet, budur kardeşliğimiz. Budur askerimiz. Evet, İran'ın Türkiye'nin bölgeye gelecek olmasından, tatbikat yapacak olmasından dolayı biraz ateşi düşmüş gibi bazı İran tatbikatı araçları geri çekiliyor. Evet, Sayın Komutanımız aynen şu şekilde öyle bir tatbikat hazırladığına eminiz ki öyle mesajlar verecekler ki mutlaka tatbikatı da beraber izleyecekler. Zakir Hasanoğlu ve Sayın Savunma Bakanımız Sayın Akar'ın bu tatbikatı beraber izleyeceklerine kaniyim.
Çünkü ordunun başına çok yakışıyorlar ve yaptıkları kararlar, askeri stratejiler şu andaki bütün operasyonlarımızı eksiksiz ve noksansız başarıyla tamamlamayı sağladı. İşte askerimizin kurmay zekası, işte cesareti, işte kudreti, işte disiplini, işte başarı kabiliyeti. İşte bütün harp okullarına yeniden kitap yazdıracak destansı tatbikatlar, destansı harekatlar. Suriye'si, Libya'sı, her yeri ve Karabağ'ı. İşte Türkiye. Özellikle Rusya'nın askerlerimize havadan yaptığı müdahale ve o evet haince yapılan müdahaleden önce Türkiye'nin özel kuvvetleri ve askerleri Suriye'de öyle bir ilerliyordu ki ne Rus askeri kalmıştı, ne Suriyeli, ne İran milisi. Askerlerimizin ayak seslerini duyanlar arkalarına bakmadan kaçtılar. Çünkü şimşek gibi ilerliyorduk. Aynı şeyi Şuşa'da da gördük. Şuşa'da askerler ilerlerken, askerler o sarp yamaçlara tırmanırken kartallar çekildi, rüzgarlar kesildi ve düşman buz kesti. Ve ortalıkta öyle bir hava vardı ki düşman o sisten korktu, o sis bize destek oldu. İşte değerli izleyenler, cesaretin olduğu yerde korkakların gözü sislenir. Biz Türkler gittiğimiz her yerde kahramanlık destanı imzası atmaktan çok hoşlanırız. Evet, Savunma Bakanımız bütün gelişmeleri dikkatle izliyor. Sayın Zakir Hasanov da aynı şekilde söyledi. Türkiye mutlaka hava kuvvetleri, kara kuvvetlerinin tüm unsurlarıyla Azerbaycan'a destek olacak. SİHA, Bayraktar, Akıncı ile birlikte büyük bir şov yapılacak. Askeri resitali tüm dünya izleyecek. Biz kahraman doğduk, kahraman gidiyoruz. Ama ne olursa olsun kardeşimize yapılan bu hamlelere karşı sessiz kalmamızı kimse bizden beklemesin. Evet, kahramanlık imzası için. Var mısınız sarsılmaz kardeşlik tatbikatını izlemeye? Televizyonlardan görüntüler gelecek. Bizler de sizlere buradan bu görüntüleri, basına verilen görüntüleri sergileyeceğiz. O destansı duruşları ve İran'a mesaj içeren o kahramanlık destanı, evet, o kahramanlık destanlık öyküsünü içeren tatbikatları görünce sizin de hoşunuza gidecek. Tatbikat öyle yapılmaz, böyle yapılır diyeceğiz. Evet, yüksek kabiliyet, askerlik kabiliyeti, taarruz kabiliyeti ve büyük başarılarla nakş olacak olan bu tatbikata çok az kaldı. Türkiye ve Azerbaycan bu kararı aldı ve Hamenei'nin başka ülkelere güvenirseniz sular altında kalırsınız diyerek Türkiye ve Pakistan'a güvenme, biz seni işgal edeceğiz diyor. Vay anam vay, bu nasıl bir dini lidermiş. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin kalbini kırmak nasıl bir liderlik. Dünyanın en mazlum, en içten milletine böyle şeyler söyleyen Hamenei neye hizmet ediyor? Evet Sayın Akar, Türklerin ve Türklüğün komutanlarının destansı duruşu. Evet, Karabağ'daki yeni zaferler ve dünyada Türk askerlerinin yeni zaferleriyle yeniden güzel destanlar yazılacak. Evet, inşallah bir dahaki konuda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın.